Nasıl bakıyorsunuz? Siyaset tıkandı mı Türkiye'de? Bu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yeni açılımlar ama Türkiye'nin geleceği için güzel açılımlardan, moda açılımlardan söz etmiyorum. Yeni açılımlar hayata geçirilebilir mi? Şimdi bakın, Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki risk aldım dedi. Evet. Yani kumar oynadı. Bir de bu kişisel değil. Ülkenin geleceğiyle ilgili risk ve kumar oynuyorsanız o zaman Çok kötü. karşılığını ödemek zorundasınız. Hesabını vermek zorundasınız. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu buradan istifaya davet ediyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kurucu kalesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisinin somutlanmış özet şeklidir. Bakın, biraz önce de konuştuk. Şimdi Türkiye'de bir rejim değişikliği yapabilmek için, Türkiye'yi dönüştürebilmek için, bölgede taşeron olarak kullanabilmek için ABD bir sürü işler yaptı. Ne yaptı? Tayyip Erdoğan hükümetini kurdurdu. Biliyorsunuz ki 96 yılında daha Abramovich belediye başkanıyken görüşüyor. Hazırlıyorlar. Niçin? Çünkü istikbale matuf büyük planları var. Planları için oyunculara ihtiyacı var. Bakın, yargıda operasyon, askerde operasyon. Hatta ne diyor? Kafesledik diyor AKP sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Peki her tarafta operasyon operasyon. Cumhuriyet'in kurucu partisi, ana muhalefet partisinde operasyon olmamış olabilir mi? Bakın, ben size şunu söyleyeyim. Ben burada Deniz Deniz Baykal Baykal'a tabii. operasyon yapanlar, Deniz Baykal giderse gitsin, kim gelirse gelsin demediler, geleceği planladılar. Bakın, planladılar, CHP'de ne oldu? Altı okum modası geçtiği ilan edildi. Atatürk katliamcı ilan edildi. Bakın, daha çok yakın Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da bir konuşma yapıyor. 30'lu yıllara düşmanlık yapıyor. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bugün İslam dünyasına bakın, bir kepazelik var. Birbirlerini öldürmekten başka bilebildikleri hiçbir şey yok. Üretim yok, teknoloji yok, bilgi yok, temizlik yok, ahlak yok. Hatta ilahi mesajı doğru algılamak bile yok. Peki bu 56 sanıyorum İslam işbirliği ülkesi var, değil mi? 22 tane Arap ülkesi var. Hepsi Müslüman. 1,5 milyar. Bir tane yıldız var. Türkiye Cumhuriyeti. Niçin? Atatürk. Niçin? Atatürk'ün önderliğinde yapılan aydınlanma devrimleri sayesinde. Bakın, sizlerle Ben eşit Ayşe. statüde oturuyoruz. Ben bir sürü konferansa gidiyorum. Bayanlar bakıyorum en önde. Şimdi sen bayansın, arkaya git diyebiliyor muyuz? Diyemeyiz ki. Çünkü bu aydınlanma devrimleriyle o eşit hakları onlara. Bakın, hiçbir Müslüman ülkesinde kadının adı yok. Türkiye'de var. Niçin? Aydınlanma devrimleri. Ne zaman yapıldı? 20'li 30'lu yıllar, değil mi? Ama Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu 30'lu yıllara, o devrimli yıllara saldırıyor. Şimdi bakın, Libya'da çok önemli. Yani 2003 krizinde o beğenmedikleri CHP yönetimi mecliste, siz de var mıydınız o zaman? Siz Ben şeyde 2007'de 2007'de vardınız. Mecliste liderlik yapıyor, tezkereyi geçirmiyor. Ama CHP'ye bir operasyon yapılıyor. 2011'de tezkereye CHP destek oluyor. Bakın, aradaki CHP'deki rota değişikliğine bakıyor musunuz? Şimdi seçimler sırasında Kılıçdaroğlu ikide bir çıkıyor. Bal çalan, bay çalan, yok hırsız, mırsız. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu 12 yıllık dönem içinde Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarı ülkemize öyle zararlar verdi ki, bakınız, öyle zararlar verdi ki Türkiye'nin dönüştürülmesinde, açılımında. Yani bugün iktidar değişikliği bile olsa ne kadar az zararla kurtarırız, emin olun bunun düşüncesindeyim. Peki hiç bunlardan bahsetti mi Kılıçdaroğlu? Hırsızlık. Size temin ediyorum, bakın Gülgün Hanım, bu gördüğümüz zararlar var ya 12 yılda. Hırsızlık var ya, yolsuzluk %1.
Niye ikide bir hırsızlık yolsuzluğu dile getiriyorsun? Diğerlerini saklıyorsun, açılımları saklıyorsun, Suriye'de olanları, Libya'da olanları saklıyorsun. Niye için biliyor musunuz? Emperyalizm hırsızlık ve yolsuzluk üzerinden Tayyip'i götürmek istiyor ama geri kalan projeleri bir şekilde devam etmek istiyor. Geri kalan projeleri halkın gözünden ne yapmaya çalışıyorlar? Saklamaya çalışıyorlar. Bakın nasıl olur ya Atatürk'ün kurduğu partinin lideri TESEV üyesi olur? Bakın TESEV ne biliyor musunuz? Bilmez olur mu? NGO değil mi? Yani sivil toplum kuruluşu. Evet. Bakın size şöyle söyleyeyim. Dünyada sivil toplum kuruluşları eğer finansman ülkenin dışından geliyorsa o nedir biliyor musunuz? Bölücü balistik, bakınız balistik füze bataryasıdır. Ve o ülkenin çıkarlarına balistik füze atar. Siz eğer TESEV'de veya dışarıdan finansman sağlanan bir STK'da iseniz siz o balistik füze bataryasının operatörlerisiniz. Siz Atatürk'ün kurduğu bir partide liderlik yapma cesaretini gösteriyorsunuz. TESEV üyesisiniz. Yani ülkemizin çıkarlarına füze atan, ülkemizin çıkarlarını imha etmeye çalışan bir örgütün içindesiniz. Bakın bugün seçeneksizlik değil mi? Evet. Halbuki mesela Emine Ülker Tahran, Sayın Hocam da onu destekledi. Adayımız olsaydı tablo bugün daha değişik olacaktı. Şimdi şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, biz Erdoğan'a kişisel kızgınlığımız yok. Erdoğan ve AKP iktidarına niye kızıyoruz? 12 yıllık dönemde ülkemizin çıkarlarını yok saydılar. Ülkemizin çıkarlarına büyük zararlar verdikleri için kızıyoruz. Yoksa kişisel bir husumetimiz yok. Şimdi şöyle düşünün. Bunların elinde mitralyöz var. Mitralyözle ülkemizin çıkarlarına, menfaatlerine, geleceğine ateş ediyorlar. Ama bir de bizim safımızda gözükenler var. Ama ellerinde mitralyöz yok. Sadece tabanca var. Emin olun bizim safımızda gözüken, işbirliği yapan tabanca sahiplerinin verdiği zarar, mitralyöz sahibi Tayyip Erdoğan'ın verdiği zararın yanında fizik olur, büyük olur. Bugün YCHP... Bunu demin bu anlatmaya çalıştığım CHP, YCHP'dir. Evet. Ülkemizin çıkarlarına verdiği zarar Tayyip Erdoğan'ın verdiği zararların yanında çok büyüktür. Yapması gereken derhal istifa etmek evet. ve gençlere, Atatürkçülere, ulusalcılara, milliyetçilere son bir lafta geçmişiyle hesap evet. verebilir bir geçmişe sahip olan insanların siyasete katılmasına evet. ihtiyaç var. Sayın Ertürk çok teşekkür ediyoruz. Hep kesmek istemedim. Çok fazla biraz sonra da aramız var. Sayın Önsel acaba ne diyecek? İki değerli konuğumuzun ortaya koyduğu notlar çok önemli. Siz ne diyeceksiniz? Ben şimdi iki nokta üzerinde durmak istiyorum. Burada birincisi siyasal partileri programları bağlar. Bir siyasi partiyi programı bağlar. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında NATO'ya bağlılık var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi NATO ittifakında kalmayı savunan bir partidir. Programında yazılı. Ben kimseyi suçlamıyorum, nesnel bir şeyden bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Birliği emperyalizmine girmeyi savunmaktadır. Avrupa Birliği'ne girmeyi dillendirmekte ve bunu genel başkanı vasıtasıyla... Altın kadınlar var orada dedi. Evet. Ama evet. Bu kadar çok kadın olan bir partide öbür altın kadınlar nerede? Şimdi şöyle, bu nasıl engellendi? Ceberrutlukla, ondan sonra antidemokratik baskıyla ve korku imparatorluğuyla bunu... altını çizerek söylüyorum. CHP'de de mi bu hareket? Tabii ki. Hayır. Ama niçin söylüyorum biliyor musunuz? Evet. Hatırlar mısınız? Yeni düzende yani Kılıçdaroğlu geldikten sonra şöyle demişti. Biz korku imparatorluğunu yıktık. Size şöyle söyleyeyim. Hayır yıkmadılar. Korku imparatorluğunun en büyüğünü Kılıçdaroğlu döneminde ve şu anda evet. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken partide yaptılar. Örneğin Emine Ülker Tarhan bir aday olarak çıksaydı bugün yaşadığımız tablo böyle olmayacaktı. Evet, bu partide altın kızlar daha var. Şimdi soruyorum, İsmet Paşa'ya biliyorsunuz partinin yönetiminden ve Kılıçdaroğlu'ndan düşmanlık yapıldığını biliyoruz.
Şimdi İsmet Paşa'nın torunu var Gülsün Hanım. Bilge Han nerede? Niçin ulusalcıların, milliyetçilerin, Atatürkçilerin yanında değil? Eşini kaybetti. Benim çok değer verdiğim, yazılarını okuyarak büyüdüğüm Uğur Mumcu'nun eşi Gürdal Mumcu. Gürdal. Nerede Gürdal Hanım? Niçin bu ulusalcıların arasında yok? Tamaylıgil. Behlul Tamaylıgil. O nerede? Daha başkaları da var. Şimdi diyorum ki artık bu korku imparatorluğunu yıkın. Ülkemizin geleceği tehdit altında. Şu anda sürdürülen yeni bir açılıma, ama bu açılım ne için? Atatürk Cumhuriyeti'ne varmak için, CHP'yi aslına rücu ettirmek için, devrimci geleneklerine getirmek için bir mücadele verilmekte. Buna destek olun. Duracağınız yan adaletin, duracağınız yan devrimciliğin yanı olsun. Şimdi soruyorum onlara ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fethullah Gülen'le yan yana ne işi olabilir? Fethullah Gülen kim biliyorsunuz? Ben size sorayım o zaman. Peki, ne işi bana olabilir? Sorun. Şimdi, soruyorum. Bakın, FETÖ örgüt ne biliyor musunuz? Ben Pensilvanya'ya da gittim biliyorsunuz. Herkes Pensilvanya'ya gidiyor. İşte kimisi şefaat dilenmeye, kimisi... Siz ne yaptınız orada? Ben isyan etmek için, ben tepki koymak için, ben evinin karşısında konuşma yapmak için, Amerikan toplumunda bile bir nebze olsun bir duyarlılık sağlayabilmek için, mücadele edebilmek için, onu teyirin edebilmek için gittim ve silah arkadaşlarıma ve aydınlara, askerlere, bilim insanlarına yapılan bu saldırılara isyan ettiğim için gittim. Bakın CIA'nin denetiminde Fethullah Gülen orada. Bakınız bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ne yapıldı? Bir kumpas kuruldu. Niçin? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne rejim değişikliği yapılmak istiyor. Açılımlarla, işte bugün görüyorsunuz teröre destek veren devlet konumundayız. Bunlar nasıl yapılabildi biliyor musunuz? Ergenekon, balyoz gibi operasyonlar sayesinde. Ben bunları daha önce yazılarımda da yazdım. Evet. Bu dördüncü nesli savaşın, yani Amerika'nın Türkiye'ye karşı sürdürdüğü dördüncü nesil savaşın bir enstrümanı hukuk. Şimdi burada ateşleyen, silahların tetiklerine basanlar kimlerdi biliyor musunuz? FETÖ örgütün yargıcıydı, polisiydi ve askeriydi. Şimdi soruyorum, Cumhuriyet Halk Partisi, YCHP, Kılıçdaroğlu nasıl bunlarla işbirliği kurar? Bakın Baransu var. Baransu'yu gözetim altına aldılar. İfadesini aldılar. Kim Baransu ama? Bırakıldı. Baransu bavulcu. Çok önemli. Baransu bavulcu. Yani uydurma delilleri toparlayan ve getiren insan. Kim ziyaretine geliyor? Sezgin Tanrıkulu. Yönetici. Bana diyorlar ki partiden herkesten vazgeçer. Kılıçdaroğlu Sezgin Tanrıkulu'ndan vazgeçmez. Neden? O diyorlar eş başkan. Şimdi soruyorum. Necla Hocam burada. O niçin milletvekili değil de şu andaki dönemde mecliste oturmuyor da Sezgin Tanrıkulu? Peki Sezgin Tanrıkulu kim milletvekili yaptı? Kim yönetici yaptı? Kim koruyor? Kim eş başkan yaptı? Kılıçdaroğlu değil mi? Bakınız Kılıçdaroğlu ve yönetimi istifa etmek zorunda. Şimdi mutlaka onlar da onları destekleyen insanlar da izliyorlardır, üzülüyorlardır. Şöyle söyleyeyim, eğer onlar ülkelerine hizmet etmek istiyorlarsa, ülkelerinin çıkarlarının zarar görmesini istemiyorlarsa, ülkelerine yapabilecekleri en iyi hizmet ne biliyor musunuz? Derhal istifa etsinler, evlerine gitsinler, yerlerini gençlere, mücadele azmiyle dolup taşan insanlara bıraksınlar. Şimdi ben FETÖ örgüt karşısında tarafsız olamam. FETÖ örgüt biliyorsunuz Ekmelettin'i destekledi. Evet, benim ne işi var diye sormuştuk. Tabii ki. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bir enstrümanı FETÖ örgüt. Şimdi soruyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerimizi içeri attılar. Ne bileyim 4 yıl 5 yıl orada içeride kalanlar oldu. Kim verecek bunların hesabını? Bunlar FETÖ örgütten bunun hesabı sorulmayacak mı? Bakın Ali Tatar benim emrimde görev yaptı. Murat Özenak görev yaptı. Bunların ikisi de şehit oldu. Kan kimin elinde biliyor musunuz? FETÖ örgütün elinde. Şimdi siz Atatürk'ün kurduğu parti bunlarla yan yana nasıl gözükebilir? Sayayım mı içeriden kimlerin destek olduğunu? Ben Amerika'dayken FETÖ örgütle görüştüler. Ben Amerika'dayken o zaman ziyarete gelmişlerdi Kılıçdaroğlu. Başkanla görüşmek için aracılar koydular. Bana ilk elden anlattılar. Biden'a bile razıydılar ama görüşmediler. Şimdi
Biz bir böyle Cumhuriyet Halk Partisi istemiyoruz. Böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye sağlayabileceği hiçbir şey yoktur. Demin verdiğim örneği tekrar vermek istiyorum. Karşıdan mitralyözle ülkemizin üzerine, ülkemizin çıkarlarına saldırmaktadırlar. Biz onlara karşı savunuruz. Yeter ki Cumhuriyet'in kalelerini tekrar ele geçirelim. Cumhuriyet'in kalesi, Cumhuriyet Halk Partisi düşmüştür, tekrar ele geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çok mühim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaleleri düşmüştür, tekrar ele geçirilmesine ihtiyaç vardır dediniz. Şimdi bu noktada sizin bakışınız ne? Artık bundan sonraki süreçte 6 dakikamız olduğunu öğreniyorum bu arada. Peki. Ne yapılması lazım? Yani halk hareketi dediğimiz zaman ne yapacak halk? Şimdi şöyle söyleyeyim. Halk daha ne yapsın? Bakın 4 seçmenden biri 15,5 milyon seçmen protesto etti, boykot etti ve bu boykotu örgütleyecek hiçbir örgüt yoktu. Bakın doğru oldu mu bu? Yok. Şimdi şöyle İnsiyaki, halkın içinden geliyor, tepki duruyor, isyan ediyor. Bu haksızlığa, bu seçeneksizliğe isyan etti. Ve bakın bütün medya, yani hepsi dahil buna, %98 benim yazdığım Aydınlık da dahil, Ulusal da dahil, boykotu desteklemediler. Ama halk böyle bir yön gösterilmemesine rağmen, 8-10 tane yazar vardı bunu, ne yaptı? Gitmedi sandım. Peki o halde bu seçim meşru mudur? Şöyle söyleyeyim, yani Türk eğer örgütler, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi bir boykot destekleseydi oranlar %50'lere inerdi ve Tayyip Erdoğan Mursi olurdu. Meşruiyeti kalkardı. Bakın yapılması gereken buydu. Meşru olamazdı, Mursi yapılırdı ama ne yazık ki YCHP diyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey yani asla yapamaz. Biz hep Cumhuriyet Halk Partisi'ni telaffuz ettik ama MHP'yi de kulak ardı etmeyelim. Şöyle söyleyeyim, bir şekilde MHP de işin içindeydi ama burada öncü rolünü, evet, ismi o, telaffuz etme şey. Rolünü Kılıçdaroğlu yaptığı için ben hep onu söylüyorum. Bakın bugün Tayyip Erdoğan ne yapıyor? FETİP örgüte karşı operasyon yapıyor. Evet daha önce beraberdiler ama gördü ki Amerika Birleşik Devletleri bir taşeronuyla diğerini yani kendisini diskalifiye etmeye çalıştığını görünce ne yaptı? Şimdi ona karşı operasyon yapılıyor. Peki diyelim ki seçim farklı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldi bu yönetimiyle. Ne yapacaksınız? FETİP örgüte karşı operasyonu durduracak mısınız? Evet öyle gözüküyor. Bakın Tayyip Erdoğan sonunda yöntemi belli. Yani oyla, sandıkla geldi. Ve hızla da desteği düşüyor %38 civarlarında. Yani onu geldiği gibi biz göndeririz. Peki FETİP örgüt kılcallara iyice yerleşirse, bu ülkeye egemen olursa gönderebilir misiniz? Siz ama bunu savunuyorsunuz, bununla birlikte hareket ediyorsunuz. FETİP örgüt zararlıdır, FETİP örgüt yok edilmelidir. Şimdi bakın ben... Seçimlerden önce Doğu Gezisi yaptım. Tunceli'ye gittim, Ovacık'a gittim, Perte'ye gittim, Elazığ'a gittim, Erzincan'a gittim. Bu seçim neticelerini gördüm. Bakın dedim ki Tunceli'de insanlar şeye verecek, Selahattin Demirtaş'a verecek dedim. Öyle oldu. Niçin? Çünkü bu insanlar Alevi inancına sahip, Ekmelettin'i kabul etmiyorlar. Yani Kılıçdaroğlu kendi hemşerilerini ikna edememiş. Nasıl Türkiye halkını, Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlarını, Türk yurttaşlarını ikna edecek? Edememişti. Bakın size bir şey daha söyleyeyim. Ben istifa edeli 4 yıl oldu. Biraz önce hocamla konuştum. 55 bin kilometre yaptım. Dünyanın etrafı ekvatorda 40 bin kilometre. Dünyanın etrafını dolaştım. 180 yerde konuştum, konferans yaptım, panele katıldım. Televizyon, radyo programları hariç. Ben mücadele ediyorum. Niçin? Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak için, silah arkadaşlarımı, aydınlarını, askerleri, siyasetçileri savunmak için. Bunlara karşı operasyon yapan FETİP örgüt. Sen FETİP örgütle beraber hareket ediyorsun. Onun için benim elim Ekmelettin'e gidemezdi. Benim elim örneğin Emine Ülker Tahran'a giderdi. Ama partide siz korku imparatorluğu yaratarak 20 milletvekilinin çıkmasını engelleyerek onun aday olmasını engellediniz. Sözümü şöyle bağlıyorum. Normali istifa etmesidir. Normali Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yönetim değişikliğidir. Evet. Peki siz bunu allem ederek, kallem ederek
engelleyebilirsiniz. Evet. Satın alarak. Peki ne olur biliyor musunuz? 2015 genel seçimlerinde bundan daha kötü bir felaket bizi bekler. Evet. İnsanlar sandığa gitmez ve Cumhuriyet Halk Partisi biter. Evet, biter. O zaman tekrar buradan sesleniyorum parti yönetimine. Partinize sahip çıkın. Kılıçdaroğlu derhal gitmelidir. Evet. Biter. Evet, biter. O zaman tekrar buradan sesleniyorum parti yönetimine. Partinize sahip çıkın. Kılıçdaroğlu derhal gitmelidir. Evet. Peki.